Selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlere nefis bir öneriyle geldim. Fırında patates köfte yapacağız. Çok az yağ ile hazırlayacağımız bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak inanılmaz güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Bu tarifte kullanmak için 10 tane küçük patates kullandım. Sizlerin patatesi büyükse daha az da kullanabilirsiniz. Veya kişi sayınıza göre patatesi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Öncelikle dikdörtgen borcamın tabanına bir yağlı kağıt yerleştirdim. Bu şekilde yapışmada olmayacak. Rahat bir şekilde alabileceksiniz. Soyup yıkamış olduğum patateslerimi elma dilimi şeklinde iri iri doğruyorum. İri iri doğramak önemli. Küçük olursa hemen pişer ve dağılabilir. O yüzden diriliğini de muhafaza etmesi için iri iri doğramamız gerekiyor. Patateslerimin hepsini doğradım. Şimdi üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Çok fazla değil. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Bunları damak zevkinize göre ekleyin lütfen. Biraz karabiber ekledim. Biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Çok yakışıyor. Bol eklemenizi tavsiye ederim. Yine damak zevkinize göre kekik ekleyin biraz da. Çok yakışıyor. Son olarak da tuz ekliyorum. Evet bu baharatları güzelce harmanlayacağım. Daha sonra fırınıma vereceğim ve 15-20 dakika kadar patateslerimizi ön pişirme yapacağız. Daha sonra köftemizi de bu esnada yoğurup hemen üzerine koyup tekrar pişirmeye devam edeceğiz. Evet baharatlarla birlikte güzelce harmanladım. Her yerine eşit bir şekilde geldi. Şimdi güzelce borcama yayıyorum ve fırınıma vereceğim artık. Böyle bir borcamda değil tepside de hazırlayabilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış. Evet şimdi artık önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında bu patateslerimi yaklaşık şöyle 20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Bir ön pişme olacak. Şimdi ben de köftemi hazırlamaya geçebilirim. Köftesi için 300 gram orta yağlı kıymayı kabıma aldım. Üzerine bir tane rendelenmiş soğan, iki diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 2 yemek kaşığı da galeta unum var. Baharat olarak karabiber ve pul biber ekledim. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar ekledim ikisinden de. Patateste de baharat olduğu için çok fazla eklemedim. Damak zevkinize göre tuzunu da attıktan sonra şöyle bir karıştıralım ve yarım çay bardağı da su ekleyelim. Bu su sayesinde köftemizin kıvamı da çok daha güzel yumuşak olacaktır. Ee, dağılmaması için mutlaka güzel bir şekilde yoğurmak gerekiyor bu harcı. En az 3-4 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğuralım. Evet köfte harcımı güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve elimle yuvarladıktan sonra tabağıma alacağım ve fırında hafif pişmiş olan patateslerin arasına bu köfteleri yerleştireceğim. Dediğim gibi ben bu köfteleri patates fırındayken hemen hazırladım ve şimdi fırından çıkarıp Köfteleri patateslerimin arasına dizeceğim. Gerçekten e, ocakta pişirmekten çok daha güzel, çok daha lezzetli oluyor. E, eğer daha önce denemediyseniz bu şekilde kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. E, yapımı da oldukça pratik ama çok lezzetli oluyor. Ben e, yağda, bol yağda kızartmayı çok fazla sevmiyorum ama fırında kızarmış patatesle köftenin e, lezzetine bayılıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Evet köftelerimin hepsini böyle yuvarlayarak tabağıma aldım ve şimdi hemen bunu bir kenara alıp e, ocaktaki pardon fırındaki patateslerimi çıkarmaya gidiyorum. Evet patateslerim yaklaşık 20 dakika boyunca bu şekilde çok hafif pişti. Şimdi hazırlamış olduğum artık köftelerimi aralarına yerleştirebilirim. Ben 300 gram kıymadan hazırladım ama e, isterseniz ve daha fazla kişiyseniz e, kıyma miktarını çoğaltarak hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde de böyle patatesi yoğun çok daha güzel oluyor. Ama kıymayı çoğaltıp daha fazla köfte yapmak da tamamen size kalmış. Evet fırınım hala açık vaziyette. Yani 200 derecede hala açık. Şimdi hemen fırınıma bunları yerleştireceğim ve ara ara köfteleri çevirerek tamamen ikisinin de güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacağım. Evet şimdi artık fırına bir girmek için hazırlar. Yaklaşık 15 dakika sonra fırınımı açtım. Üzeri gördüğünüz gibi köftelerin hafif kızarmış. Şöyle diğer taraflarını çeviriyorum. Bu şekilde her tarafı eşit bir şekilde kızaracaktır. E, toplamda e, 20 dakika kadar e, patatesi pişirdik. E, 35-40 dakika, e, belki fırınısına göre değişebilir. E, 40 dakika kadar da köftelerle patatesleri ikisi birlikte pişirdim. İkisi de gayet güzel bir şekilde pişti. Evet, şimdi tekrar fırının kapağını kapatıyorum. Ve köftelerimi pişmeye devam ediyor. Dediğim gibi mutlaka böyle 15-20 dakikada bir açıp köfteleri çevirmek gerekiyor ki her tarafı eşit bir şekilde kızarsın. Evet gördüğünüz gibi tekrar fırınımın kapağını açtım. Bir çevirdim köftelerimi. iki sefer çevirdim. Şimdi artık güzelce kızardı. Artık fırından çıkarıp sizlere son halini göstermek istiyorum. Böyle bol baharatlı enfes bir patates köfte oldu. Evet hemen şöyle tabağıma alarak sizlere köftemizin ve patatesimizin kıvamını da göstermek istiyorum. Yanına şöyle bir pirinç pilavı, bir çorba, bir de ayran olduğu zaman iftar menüsü oluşturabilirsiniz. Gerçekten yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli bir tarif oluyor. Evet şöyle hemen sizlere iç dokusunu da gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi köftemizin içi kesinlikle çiğ kalmıyor. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Patatesimiz de aynı lokum gibi çok güzel pişti. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi beğenirsiniz. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videom da sizin sayenizde daha fazla kişiye ulaşmış olur. Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.